2023 tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan eğitim ve proje çalışmalarına katılım ile ilgili teklifin görüşülmesidir. Bulgaristan'da yapılacak olan ebeveyn siber zorbalıkla mücadele eğitimine ilişkin olarak belediyemizden 10 kişinin katılması talep edildi. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Çapar Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif ada ve parsellerde yapılacak olan bir bölümün ölçümlü uygulamayı markman değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu ortak raporunun görüşülmesidir. İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olan konuyu rapor doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arka Sakarya Mahallesi'nde muhtelif ada ve parsellerde yapılacak olan 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun ortak raporunun görüşülmesidir. Bir ay ekstra verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 830 hektar alanda hazırlanan 3. etap 1/1 ölçekli revizyon uygulama imar planına ilişkin tüm komisyonların ortak raporunun görüşülmesidir. Komisyonlarımızın karar doğrultusunda tüm komisyonlarımıza bir ay ekstra verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toroslarımız gelişen bir yer, yatırımcıların güvendiği bir yer, şehir bu tarafa doğru gelişiyor. Önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşacağız. Bazı kamu kurum ve kuruluşları Toroslara gelecek. Toroslar daha hareketli hale gelecek. Ben güzel plan yaptığımızı düşünüyorum. Vatandaşın Toroslarının, Toroslar insanının faydasına lehine plan yaptığımızı düşünüyorum. Toroslar birçok açıdan avantajlıdır ilçe. Mersin'in 6 yarısının 5'i Toroslar'da, kente giriş Toroslar'da, yeni yerleşim alanları olan ilçemiz. Konum itibariyle tam ortada, tüm şehrin ulaşabileceği, hatta diğer şehirlerden gelen insanların, Adana'dan gelen, başka şehirlerden gelen insanların doğrudan ve kolaylıkla ulaşabileceği bir yer. Buranın kıymetlenmesi, yeni konseptle yapılması, gelişmesi kime fayda sağlar? Toroslar insanına fayda sağlar. Yani hep diyoruz ya, istihdam sıkıntımız var diyoruz. Mersin'den kalabalık ilçesi ama nüfusa oranla iş yeri sayısı düşük diyoruz. Çocuklarımızın çalışacağı iş yerleri olsun diyoruz. Bunun yolu gelişen bir bölge ortaya koymak, gelişen bir bölge iyi planlamak. Biz de bunu dikkate alarak, bunu esas alarak bir planlama yaptık.